Değerli izleyiciler, İYİ Parti'nin YouTube sayfasının çok kıymetli takipçileri. Yepyeni bir İyi Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Murat Karaman, İYİ Parti Genel İdari Kurulu üyesi ve Toplumsal Politikalar bünyesinde sağlık politikalarından sorumlu başkan yardımcısıyım. Hepinizin bildiği gibi her ay yepyeni bir konukla, yepyeni bir konu başlığıyla sizlerle birlikte oluyoruz ve bu mevcut seçtiğimiz konu başlığını en ince detaylarına kadar İşin uzmanının birinci ağızdan, kaynağından sizlere aktarıyoruz. Mümkün olduğu kadar sorunları dile getirip sorunların da çözümlerini beraber burada tartışıyoruz. Ben her programın başında olduğu gibi bu programda da çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in sizlere en kalbi sevgi ve saygılarını iletiyorum. Ve deprem sürecinde, deprem felaketini yaşadığımız bu dönemde de tüm kaybettiklerimize başsağlığı ve kurtulan depremzedelerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, tüm milletimize bu konuda sabırlar diliyorum. Evet, konuya böyle bir girizgah yapınca da bugünün, daha doğrusu bu ayın programının, bu programın konu başlığı aslında kendini belli etti. Evet, asrın felaketi ile nitelendirebileceğimiz 10 ilimizi, hatta sonradan ekran Elazığ'la 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Hepimizin canı acıdı. Hepimiz yıkıldık. Binalar yıkılırken biz de yıkıldık. Çok fazla, çok fazla vatandaşımızı kaybettik. Her gün yeni bir hikayeyle ağladık. Kurtulan her bir vatandaşımızla da yeni bir umuda yelken açtık. Maalesef yıllar boyu unutulmayacak, çok dersler çıkarmamız gereken, maalesef çok eksiğimizi fark ettiğimiz, fakat bu arada çok vatandaşımızı kaybettiğimiz hazin bir durumla karşı karşıyayız. Kelimeler, cümleler yetmiyor. Bu belki de en mutsuz olduğum programlardan birini yapıyorum. Bugün umarım ben de kendimi kontrol edebilirim. Umarım bugün gözyaşlarımı, bugün umarım sesimdeki titremeleri ben de bu programda kontrol edebilirim. Gerçekten çok zorlandığım bir programı moderate etmeye çalıştığımda altını çizmek isterim. Şimdiden sürçülisan edersem, şimdiden benden alıştığınız bu mevcut moderasyon performansında bir aksaklık yaşarsam ve yaşatırsam hepinizin o yüce gönlünüzdeki affınıza sığınıyorum. Evet, konu deprem olunca tabii ki İlk süreçlerde bir arama kurtarma dönemiyle uğraşıyoruz. Evet, bu dönemi geride bıraktık. Artık enkazlar yavaş yavaş kaldırıldı. Ve kurtardığımız depremzedelerin maalesef kendi sorunları, kendi sağlık sorunları, kendi içlerinde bulundukları yaşam koşullarının zorlukları, tabii kaybettikleri, geride bıraktıkları, yok olan şehirleri, yok olan evleri, karşı karşıya kaldığı muameleler, belki beklentileri, belki böyle bir felakette devletinden, kurtarma ekiplerinden yardım eli uzatacak olan tüm birimlerden beklentileri ve bunlar karşısındaki tepkileri. Evet, birçok konu başlığımız var. Bütün bunlar söz konusu olunca açıkçası içinde bulunduğumuz durumdaki deprem sonrası psikolojik sorunlar sanırım içinde bulunduğumuz şu üçüncü haftaya girdiğimiz şu dönemde en kıymetlerinden bir tanesi. Bu konuda kimi çağırma konusu, bu programa davet edilecek konuk konusu benim aklımda hiç sual değildi, hiç soru işareti yoktu. Son dönemlerde terapilerine de özellikle eğitimlerine de katıldım. Deprem sonrası travma konusunda çok ciddi eğitimler veren, yüzlerce, hatta programların tamamını sayarsak binlerce psikola deprem ve travma ile ilgili eğitimler veren, sertifika programları düzenleyen çok kıymetli psikoterapist, uzman doktor Timur Harz adından başkası gelmedi aklıma. Kendisini davet ettik, kırmadı, yoğun programında bizlere bu konuda eşlik etti. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Timur Hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben de hani bu zor günlerde tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sabır diliyorum. Vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların da bir an önce duygularını regüle etmesini ve normalleşmesini temenni ediyorum. Bu durumda hani bizlere de bir
sorumluluk düşerse de onu da elimizden gelince yapmak istiyoruz tabii ki. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet, Timur hocamın farklı özellikleri var. Timur hocam tıp fakültesi mezunu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Sonra Ankara'da uzmanlık eğitimini aldı. Dahiliye iç hastalıkları konusunda uzmanlaştı. Sonrasında değişik gerçekten psikiyatri bölümüne TUS'a girerek tekrar tıpta uzmanlık sınavına girerek psikiyatri bölümünde İSAS'a başladı. Orada bir süre İSAS eğitiminde devam ettikten sonra da psikoloji yüksek lisansına geçti ve daha sonrasında da katıldığı ve başarıyla bitirdiği terapi programlarından, sertifika programlarından sonra da psikoterapistik ünvanını sanırım hakkını da vererek aldı. Böyle çok geniş bir yelpaze. Hani biz daha çok hani bu kulvardaki, bu sektördeki arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla konuştuğumuzda direkt üniversite sonrası psikoloji bölümünü bitirip ardından aldıkları eğitimlerle biliyoruz. Ama hocamızın hem bir tıp hekimi olması hem neredeyse çift anadalda bir hani ard arda uzmanlık yapması ve bir tanesine de gayretinde bulunması ardından psikoloji serüveni bizler için de onu çok yönlü. Olayları hem klinik açıdan hem tıbbi klinik açıdan iç hastalıklar açısından hem de bir yandan da insanların içinde bulundukları psikolojik duygu durumu açısından yaklaşımı konusunda kendisine farklı bir tecrübe getiriyor. Hocam belki konunun asıl konuya geçmeden bu konuyu biraz bize detaylamak istersiniz. Hani iç hastalıklarından psikiyatri ve psikolojiye geçişiniz nasıl oldu? Bu içinde bulunduğunuz bu merak mı, bir gereklilik mi sizi buraya iten ne oldu? Bunu ben şahsen merak ediyorum. Tamam, biraz oradan bahsedeyim sonra konumuza da geçebiliriz. Lütfen. Ya tabii iç hastalıklarında abi insanlar işte ne bileyim sindirim sistemi sorunlar oluyor, işte akciğerle ilgili sorunlar oluyor. İşte biz de tetkikler yapıyoruz, filmler çekiyoruz. Ancak son 15 yılda böyle bir şey olmaya başladı. Bütün işte tetkikler normal çıkıyor, filmler normal çıkıyor ama insanlar işte diyor karnım ağrıyor diyor, şişkinliğim var diyor ya da başka sorunlar oluyor. Biz de bunlara psikolojik diyoruz ya da psikosomatik bir rahatsızlık diyoruz. Benim de ilgim başladı. Hani bu insanlara nasıl yardım edebilirim? Hani geliyor bir şey yok diyoruz ama o da diyor ki karnım ağrıyor. Bir şey yok da benim niye ağrım var? İşi biraz ruhsal tarafından da ele almak gerektiğini anladım ve onunla ilgili eğitimler aldım. Şimdi de öyle hem iç hastalıkları hem psikoterapi ikisi birlikte devam ettiriyorum. Çok teşekkür ederim hocam açıklamanız için, bu konudaki detaylamanız için. Hocam... Söylediğiniz gibi o terapistlere de hani ben de şöyle bir şey düşündüm. Hani dedim online ücretsiz terapiler verelim. Evet. Deprem bölgesine katkıda bulunalım. Hatta imkanı olanlar oraya gitsin. Orada yüz yüze çalışmalar yapsın. Tabii söylediğiniz gibi herhalde bir 10 günlük periyotta tahminen 1500 kişiye falan eğitim. Yani bu travmada nasıl şey olur, yaklaşılır. O arkadaşların birçoğu da gönüllü. Yani tabii bu akut travmaya müdahale etmek biraz da deneyim istiyor. Biraz bu işi yapan kişinin de ruhsal olarak dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü o insanlar hani normal terapiye gelen biri gibi değil. Ruhsal olarak çok dağınık geliyor ya da bazıları ajite oluyor. Biraz saldırgan, böyle işte iğneleyici konuşmaları olabiliyor. Karşıdakini suçlayabiliyor. Terapistin bunu karşılayabilmesi her zaman mümkün olmuyor. Onun da biraz buna tahammülü olması lazım. O yüzden hani kendini bu konuda hazır hisseden arkadaşlar da gönüllü. Hani bu konuda böyle bir sistem kurduk. Oradan işte onlar arıyorlar internet üzerinden ya da telefonla. Ücretsiz onlara bedava seans veriyorlar. Ben de sıkışanlara yine süpervizyon desteği veriyorum, yol gösteriyorum. O şekilde şimdi gidiyoruz bakalım. Hocam hem sağda hem de tabii ki mesleğimiz geri çok sık depremzedelerle bir araya geliyoruz. Ben de sizin bazı bu terapilerinize ve eğitim sertifikaların programlarınıza katıldım. Ben de ziyadesiyle aslında faydalandım. Çünkü orada bir çeşit olaya yaklaşım konusunda da insanları aydınlatıyorsunuz. Benim açımdan da çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi zor bir dönemde hocam. Sabahın 4.17'sinde 13,5 milyon nüfusun olduğu yaklaşık 10-11 ilin büyük bir yüz ölçümün, büyük bir alanın etkilendiği bir bölgeydi. Sabaha karşı bir anda ve 9 saat sonrasında ikinci bir deprem daha yaşadık bazı illerimizde. Evet, yani bu işin aslında böyle basamakları var. Yani ilk bir arama kurtarma bekleyişi oldu.
Maalesef ben de sahadaydım. 2-3 tane ilin merkezlerine ve ilçelerin hatta köylerine kadar ziyarette bulundum. Gittiğimiz şehirdeki İyi Parti'nin il başkanlıkları ve ilçe yönetimlerinin ekipleriyle de bizlere eşlik ettiler. Yol göster, rehberlik ettiler. Tabii ki hani bir o enkaz altındayken yardım bekleme süreci var. Çoğunun yorumu çok geç kalındığına dair, hani istenilen zamanda bir yardım gelmedi. Maalesef birçoğu bu yardımın gecikmesinden ve tabii ki yaşanılan hadise kış ayında olduğu için soğukta, o enkaz altında donma hikayeleri de çok fazla oldu. Bir yandan kurtulanların çaresiz bekleyişleri, o kolonların, o büyük yığınların altından kendi çabalarıyla bir yere kadar yetebilmeleri, devletin, yardım kuruluşlarının, büyük iş makinalarının, vinçlerin ihtiyacı olduğu bir kurtarma, profesyonel kurtarma, arama kurtarma teşebbüslerin ve organizasyonların ihtiyacının olduğu bir çaresizliği içerisinde beklediler. Kurtulanlar oldu, yakınları kurtaranlar oldu ama birçoğunun yakınları, hatta neredeyse bazılarının tüm aileleri, pek çok insanı enkaz altında kaybettiler. Şimdi evet, deprem benzeri bu tip akut bir travmanın ben size ruh halinin nasıl etkilediğini sormak istiyorum. Ama bunların tabii her biri ayrı ayrı şekilde yaşadı bunu. Biz tabii daha çok sizler, daha doğrusu psikologlar olarak, psikoterapistler olarak aslında bu sürecin bir tık daha hani tamamlandığı arama kurtarma sürecinin sonrasında insanlar biraz daha sizlere temas etme şansı, fırsatı, belki de zamanı geldiği zaman bir araya geliyorsunuz. Ama yine de hala içinde, bugün bile içinde bulunduğumuz durum biraz akut travma durumu. Bu travmaya bağlı, bu afetlere bağlı akut travmalar insanların ruh sağlığını nasıl etkiler? Ben sizlerden ilk girizgahı böyle yapmak istiyorum. Evet. Ya bu akut travmalar tabii çoğu insanın, yani %95, %98 değil, çok aşırı düzeyde kötü bir şekilde etkiler. Çünkü biz genelde böyle bir konfor alanda kalmak isteriz. Yani bizi iyi hissettiren şeyleri yapmak isteriz. İlişkilerimizi, yaşadığımız ortamı, işimizi ona göre ayarlarız. Bu şekilde de iyi hissetmeye çalışırız. Ama bu tarz şeyler biraz dışsal şeyler. Yani bu felaketler, deprem olur, yanardağ patlar, sel gelir, ne bileyim başka şeyler olur. Bunlar hazırsız yakalandığımız konular. Yani bir insan ruhsal durumu çok çok dayanıklıysa ancak buna tahammül eder. O da dediğim gibi %2 falandır. Yani 100 kişinin 98'i bundan ileri derece etkileniyor. Nasıl oluyor? Mesela bu insanlarda genelde ilk başta bir inkar ve öfke oluyor. Yani inkar, inanamama. Çünkü bir gün önce her şey yerli yerinde, bir gün sonra her şey sarpa sarmış. Sevdiğin kişi ölmüş. Mesleğini tekrar yapıp yapamayacağın belli değil. Belki o kişinin de sağlık sorunu var. İşte kolu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş ya da ruhsal olarak çökmüş. Ve bu insanlarda genel olarak böyle bir şey hali, bir hani dışarıdan normal görülse de zihinsel olarak böyle bir donmuş. Mesela bir soru soruyorsun, başka bir şey cevaplıyor ya da soruyu anlamıyor. Bir daha tekrar etmen gerekiyor. Yani beyin aslında çalışmıyor. O yüzden de bu insanlara akut dönemde yardım edebilirsek aslında büyük bir iyilik yapmış oluyor. Çünkü o beyin, o yaşanan kötü duygular bir süre sonra iç dünyaya, bilinç dışında depolanmaya başlıyor. Ya da buna psikolojide bastırma deniyor. İçimize bastırmaya başlıyoruz. Bu aslında istemediğimiz kötü bir şey. Yani kişi o akut duyguları yaşadığında bunu bir terapiste görüşürse bu duyguları boşaltmış olacak. Bu akut dönem genelde 4 ile 6 hafta sürüyor. Yani 4-6 hafta içinde bu insan birileriyle görüşürse belki 6 ayda halledeceği şeyi belki birkaç gün içinde halledecek. Öbür türlü 1,5 ay sonra insanların bu duyguları yatışacak. Sanki onlar hiç yaşanmamış gibi normal ortalama insanlara dönüşecekler. Ama bu bilinç dışına bastırıldığı için uzun vadede diyeyim 6 ay sonra, 1 yıl sonra bununla ilgili rahatsızlıklar görmeye başlayacağız. Yani ne olabilir? Bir tanesi bağımlılıklarda artış. Yani kişi akut dönemi atlattı.
sakin giderken 6 ay sonra birden diyecek ki ben kendimi kötü hissediyorum. Bu kötü hissetmenin birçoğu zarar görme korkusu şeklinde olacak. Yani deprem geldi, zarar verdi. Bu insanlar diyecek ki ya sanki birinden bir zarar göreceğim ya da yarın kötü bir şey olacak, başımıza bir felaket gelecek ya da kimisinde böyle bir panik bozukluk, böyle bir öldürülme korkusu. Yani kötü bir şey olacak, işte çarpıntı, işte tansiyon inip çıkacak, acile gidecek. Böyle şeyler oluyor. Peki hocam şeyi sormak isterim. Şimdi ben deprem bölgesindeyken insanlarla temas ettiğimde gözlemlediğim bir şey var. Bu acaba toplu ölümlerin bir sonucu mudur? Yani çünkü çevrenizdeki kolunuz, komşunuz, akrabanız, herkeste çok ciddi kayıplar varken sorduğunuz zaman bugün bir yakınımız, yani kendi adıma söylüyorum, hastalansa, kötü bir hastalığa yakalansa içinde bulunduğumuz o hüzünlü işte ruh hali çok böyle pik yapıyor. Gerçekten hani çok ziyadesiyle şiddetli hissediyoruz. Ama orada hani 10 tane yakınlığı, çoluk çocuğunu kaybetmiş oluyor. Yine de böyle çok sakin, sanki çok sıradan bir cümle kurarmış gibi kuruyor. Bir bunun o bahsettiğiniz henüz daha şokunu atlatamamasıyla mı ilgisi vardır? Yoksa şeyin de katkısı var mıdır? Yani hani kendisinin ya da bir tane iki tane yakınının ya da evladının ya da eşinin kurtulduğuna mı sevinsin, birilerini kaybettiğine mi üzülsün, muhakemesizliği ya da muhakemesiyle mi ilgilidir bu? Tabii onu o an o anlamlandıramıyor. Yani bilgi olarak biliyor. İşte sevdiği, değer verdiği 10 kişi vefat etmiş, rahmetli olmuş. Bunu biliyor. Duygu olarak bilmiyor. Yani orada beyin ikiye bölünüyor. Beynimizin bir sağ ve bir sol parçası var. Sağ beynimiz biraz daha duygularla ilgili kısım. Sol beynimizde biraz daha mantıksal kısım. Yani mantıksal tarafı çalışıyor. O duygusal tarafını bloke ediyor. Yani işte o 10 kişi öldü derken sanki işte arkadaşlarımla yürüyüşe çıktım gibi bir duyguyla anlatıyor. Yani bir şey gibi anlatmıyor. Bu söylediğim şey hani o inkar ve öfke dönemi geçtikten sonra kişide bir de pazarlık dönemi oluyor. Bu pazarlık genelde Allah'la yapılır. Mesela diyor ki keşke diyor bunlar hiç olmazsa, o tekrar canlanıp gelse, o zaman diyor hep ibadet edeceğim. Allah'ın her dediğini yapacağım. İşte o gelen kişiyi hiç üzmeyeceğim. İşte ya, annem babamın sözünden çıkmayacağım. Böyle siz tabii onu dışarıdan bilmiyorsunuz. O böyle dalıp dalıp bakıyor uzaklığına ama arkada bunları yapıyor. Bu dönemde geçtikten sonra, bu dediğim dönemde ortalama işte 2-3 ay. 3 ay sonra gerçekten ne yaşadığını kişi hissetmeye başlıyor. Yani bunu cenazelerde de görürüz mesela. Bir cenazeye gittiğimizde hani bazı cenaze yakınları gerçekten işte üzülüyor, ağlıyor, yas tutuyor. Bazıları böyle şey işte kapıyı açın, misafirlere çay verin, işte filanca kişi geldi mi, işte hoca çağıralım, mevlüt okutalım, böyle şey gibi. Hani bir yakını ölmemiş de böyle bir ritüel bir şeyler yapıyorlar gibi. O kişinin gerçek acısı 2 ay, 3 ay sonra çıkıyorsunuz. Çünkü şu an böyle bir şey var, işte oraya çadırlar gidiyor, yiyecekler gidiyor, bir sürü işte hem devletimiz hem sivil toplum örgütleri hem diğer siyasi partiler bir koşturmacı içinde. Bir süre sonra orada bir şeyler artık geri çekilmeye başlayacak. Yani oradaki o kalabalık, o hareketlilik azalmaya başlayacak. O zaman insanlar fark edecek. Bu cenazelerde de böyledir. Yani 1 ay, 2 ay ziyaretçi gelir. O ziyaret döneminde cenaze sahibi anlamıyor. Kendisinin cenaze sahibi olduğunu bilmiyor. Mantık olarak biliyor. Duygu olarak bilmiyor. O ziyaretçiler gelmesi azalmaya başladığında fark ediyor. Bir kayıp var. Çok değer verdiği bir kişi ölmüş. Yani bize de burada düşen insanlar o kadar dağılmadan, parçalanmadan belki bir şeyler yapmak. Hatta daha da iyisi belki halkımızı da bu konuda bilinçlendirmek. Çünkü benim gözlemim depremde zarar görmüş insanların başvuruları daha düşük. Bu hani dedim ya, ücretsiz terapi veriliyor. Genelde başvuranlar başka şehirlerdeki insanlar. Mesela Almanya'dan arıyor. Ben diyor çok korkuyorum diyor. Deprem olur. İşte evim çökerse diyor. Almanya'da deprem olmuyor. Olsun diyor. Yine de korkuyorum diyor. Ya da işte Türkiye'nin değişik şehirlerinden insanlar arıyor. Diyor ki benim evim 15 katlı. Ben çok korkuyorum diyor. Yani, ama öyle bir kaybı falan yok. Yani şu an deprem bölgesinden başvurular daha düşük. Yani
Depremde çok enteresan bir detay oldu. Evet, bu çok farklı bir bilgi oldu hocam. Deprem bölgesi dışından daha çok başvuru var. Ama bir süre sonra o deprem bölgesindeki sayılar da artacak tabii ki. Hani bizim burada yapacağımız şey bir kere hani bir insanın derdi vardır. Gelir bize anlatır. Biz de dinleriz. Ama bu insanların duyguları çok güçlü bir şekilde gelecekler. Yani işte üzülecek, bağıracak, ağlayacak. Belki bizi suçlayacaklar. Diyecek mesela bazıları diyor işte sizin diyor durumunuz iyi evinizde diyor. Çayınızı içiyorsunuz, televizyonlar izliyorsunuz biz diyor. Tam bu noktada şeyi de soruma eklemek isterim hocam. Şimdi evet siz tam şey noktasına geldiniz. Hastayla, depremzedeyle daha doğrusu birlikteyiz. Bir sohbet ediyoruz. Şimdi ben oradayken de çok böyle çok zorlandım. Yani ben Gölcük depreminde 15 gün çalıştım. Bir Fransız Sahra Hastanesi'nde akut ekibiyle beraber bayağı şey hani arama kurtarmaları da katıldık. Oradaki pek çok insanla da sağlık olarak ilgilendik. Bir ilk günden 15. güne kadar. Fakat tabii daha herhalde o zaman genç, dinamik bir uzmandım. Şimdi burada gittiğimde çok fazla insana temas ettim. Duygulu insanlar tabii. Herkes sarılmak istiyor. Sarıldıkça tutamıyorlar gözyaşlarını. Ben de tutamıyorum. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Her birinin kayıp dereceleri birbirinden farklı. Yaş grupları farklı. Dilim tutuluyor. Böyle burada bir yerde tıkanıyor cümleler. Söylediğiniz gibi hani demin dediniz ya siz tabii oradan izlemesi vesaire kolay diyecek belki. Hani keza ben yanlarına kadar gitmişim. Hani deprem bölgesindeyim. O cümleyi bana sarf etmeyecek belki ama yine ben de çok zorlanıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. Nasıl başsağlığı dilemem gerektiğini bilemedim. Güzel bir şey sunamadım. Yani bu kadar kaybın içerisinde benim onlara sarılmalarım, tatlı cümlelerim, yaptığımız yardımlar, ne bileyim verdiğimiz uğraş. Yani bunların hiçbiri o acısının üstüne iyi bir haber gibi, okşayıcı bir şefkat gibi gelmedi. Ve tıkandı cümleler burada. Hani burada biz onlara sohbet ederken nelere dikkat etmeliyiz soracağım ama hakikaten bazen çok zorlanıyoruz. Çok zorlandım. Yani ben mesleki deformasyondur. Hani biz çok ölümle kalımla karşı karşıyayız. Burun burunayız. Siz de öyle aynı meslekteniz. Biz ama ben genelde pek ağlamam. Ben bu kadar çok ağladığımı hatırlamıyorum. Yani ben galiba sohbet ederken ben konuşamadım. Gözyaşlarım konuştu. Karşılıklı tutamadık. Sonra dönerken de düşündüm. Yani hata mı ettim? Kendim biraz daha tutmalı mıydım? Beraber sarılıp acıları bu şekilde gözyaşıyla acaba hani teselli etmeye kalkmasa mıydık? Farklı cümleler kurabilse miydim? Bunu çok düşündüm. Hatta sizin programlarınıza katılırken bunun da cevaplarını ufak ufak hani misafir katılımcı olarak alabilir miyim sizin açıklamalarınızdan diye de çok düşündüm. Ha ben doğaldım. Ben neysem onu davrandım. İçimden geldiği gibi davrandım. Benim gördüğüm karşı taraf için çok böyle hani sarıldılar, acılarını paylaştılar. Bundan mutlu oldular aslında ama sadece doğru muydu ya da biz ya da siz belki bizden ziyade ben bir psikolog olarak gitmedim sonuçta oraya. Ben yardım edici için gittim. Sohbet ederken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusu burada böyle bir önem kazandı. Aslında siz söylediniz, doğrusunu da yapmışsınız. Çünkü sarılmanın bizde yarattığı bir beynimizde yarattığı bir şey var. Bu şey oksitosin dediğimiz bağlanma hormonunun artması. Yani biz karşıdaki kişiyle duygusal bağ kurduğumuzda hatta dokunduğumuzda sarıldığımızda oksitosin artıyor. Ve o kişiyle daha derinlikli bağ kuruyoruz. Oksitosinin şöyle bir etkisi daha var. Oksitosin kötü duyguları daha hızlı siliyor. Diyelim ben bir konuda kötü hissediyorum. O kötü duygum ne kadar sürecek? Diyelim 30 dakika. Ama sana sarıldım. O zaman o kötü duygum 7-8 dakika sürüyor. Yani beynim onu daha hızlı işlemliyor. Kötü duyguyu daha çabuk siliyor. Bu yüzden kimi kimsesi olmayan yalnız insanlar bu tarz travmaları daha zor atlatırlar. Etrafı olan, çevresi olan, akrabası, arkadaşı olanlar işte birbirlerine sarılıyorlar, dokunuyorlar. Yani o kötü duyguları silmeyi kolaylaştırıyor. Siz onu zaten yapmışsınız. Ayrıca tebrik ediyorum onu. Hani içgüdüsel olarak fark etmişsiniz orada. İkincisi onu da yapmışsınız. Yani o insanları teselli etmek, onları teselli edecek cümleler genelde pek bir işe yaramaz. Çünkü teselli edecek bir şey de yok. Adamın
evi yıkılmış, çocuğu ölmüş, annesi babası ölmüş. Orada yapılacak ikinci yardım, onların duygusunu biraz hissedip onun adına işlemlemek. Yani mesela o kişiyle konuşuyorum, o kişinin duygusu ne olsun? Diyelim çaresizlik. Çaresiz hissediyor, çözüm bulamıyor. Ben onu dinlerken ben de çaresiz hissediyorum. Gözlerim doluyor, boğazım doluyor. Aslında orada hissettiğim çaresizlik benim duygum değil. Öbür kişinin tahammül edemediği ve bana transfer ettiği duygu. Benim o duyguyu yaşamam ve kötü hissetmem o kişinin daha çabuk normale gelmesini sağlar. Hani normal sohbetlerde ya da normal psikolojik görüşmelerde bunu az yapıyoruz ya da yapmıyoruz. Ama bu tarz akut durumlarda o kişinin acısını, derdini birazcık üzerimize almak onun nefes almasını sağlar. Diyelim mesela diyor ki işte siz evinizde rahatsınız. Biz burada işte kalacak yerimiz yok, çadırımız yok, konteynerimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Suçluyor yani. O zaman benim o suçluluğu azıcık hissetmem gerekiyor. O suçlanmışlık duygusunda kalmam gerekiyor. Bu zor bir şey ama. Bu desteği veren kişinin de biraz deneyimli olması lazım. Ama bunu yapabiliyorsa o kişinin daha çabuk rahatladığını görürsünüz. Yani siz hem sarılmayı yapmışsınız hem de biraz o duyguları da almışsınız. Aslında en güzel psikolojik desteği yapmışsınız. Bunu yani herhangi bir vatandaş da yapabilir. Yani mesela şimdi depremzedelerin bir kısmı orada kaldı, bir kısmı Türkiye'nin değişik yerlerine dağıldı. Mesela adamın evi yıkılmamış, sağlam ama psikolojisi bozulmuş. İşte artçılar geliyor, her yerde ölüler var. İstese evinde oturabilir, o bile orada durmak istemiyor. İşte filanca şehirde akrabası var, ona gidiyor. Tabii gittiği yerdeki insanları da orada o zorluyor, belki biraz darlıyor, o duygularını yıkıyor. Hani o insanlar bu bilgileri bilirse, bunun geçici olduğunu, işte ortalama 4-6 haftalık bir süreç bu. Bu ara ara bu duyguları yükleyecek. Hani ben onu bir ay, 1,5 ay idare edeyim. O zaman belki onu yıllarca sürecek bir terapiden korumuş olacağım. Çünkü bu insan 6 ay sonra, 1 yıl sonra daha ciddi ruhsal sorunlar olacak. Ondan kurtulması da belki de 2 yıl, 3 yıl sürecek. Tekrar terapi. Ama burada sen onu bir aylık böyle bir şey yapma, sahiplenme. Ona belki o yılları kazandırmış olacak. O yüzden hani bu sohbetlerde hem tabii profesyonel zaten destek verecek de biz Türkiye olarak, Türk halkı olarak da hani bu konuda biraz kendimizi geliştirip o insanlara nasıl sor? Çünkü o kadar terapist yok ki. Yani milyonlarca insan var bundan etkilenen. Hani hepimiz burada bir tık onlara yardımda bulunabiliriz. Mesela onlarla konuşurken biraz soğukkanlı olmak mesela çok böyle işte vesveseli hani bazı insanlar paniktir, biraz vervelicidir. Hani o tarz insanlar değil de çünkü panik bir insan öbür insanın paniğini daha da yükseltir ya da daha da onun kaygısını artırır. Ama daha sakin bir insan o insanı yatıştırır. Çünkü beynimizde ayna nöron dediğimiz hücreler var. Ayna nöron hücresinin görevi karşıdakinin duygusunu anlamak ve ona empati yapmak. Yani karşımdaki insan sakinse onun sakin olduğunu görüyorum ben. Ayna nöronlarla anlıyorum. Bir süre sonra o sakinliği beynim kopyalıyor. Yani sakin insanla görüşürsem ben de sakinleşiyorum. Panik insanla görüşürsem ben de panik oluyorum. O zaman biraz daha ya da işte diyelim o bir evde misafir kalıyor. O evdeki en soğukkanlı kişi kimse belki bu görevi onun alması. Sakin kalmak, işte anlayışlı olmak. Ne bileyim biraz onlara saygılı davranmak, kapsayıcı olmak. Onları önemsemek. Hocam burada onların yani ben farklı davranış şekilleriyle de karşılaştığım için evet. Biraz da programa böyle bir renk de katmak istiyorum. Evet. Kendi gözlemlerimle de sizlerin yorumlarınızı da almak istiyorum. Mesela yani hemen sığındıkları bir çadır aslında bir çadır kent değil. Bulundukları bitişik nizam olmayan aralıklı mesafelerle Nur Dağı'ndaki bir örneği vereceğim size. Hemen çadırın karşısında aslında yıkılan kat kat üst üste yığılmış olan kendi eski evleri var. Evet. İçeride de henüz daha kurtarılmamış aile yakınları var. Yani onlar için yardım beklemekteydiler biz gittiğimizde. Mesela ara ara şey diyor, oğlum bir gidip bakalım mı diyor. Hı. Oğlum bir gidip yaklaşalım mı? Ses gelir mi? Bina tam yıkılmamış, riski de devam ediyor.
Yani o an tabii bu riski ben önemseyemedim. Yani acı o kadar büyüktü ki bir yaklaştık, şey yaptık. Sonra başka görüntülerde mesela gördüm paylaşılan videolarda. Toplu mezarlarda mesela vefat edenlerin yaşına göre, beklentisine göre, yakın dönemdeki geleceğine göre kullanım eşyalarını mezar taşı diyemeyeceğim, mezar tahtalarının üzerine o numara koydukları toplu mezardaki şeylerin üzerine giydirmişler. Yani birinin bebeği, birinin genç bir kızın eşarbı, askere gitmesi yakın olan bir gencin mezar sopasının, mezar tahtasının etrafına Türk bayrağı, hayalini kurduğu kızının mürüvveti için bir gelinliği koymuş. Mesela bugün bir tane video gördüm. Kızının herhalde artık ümidi kesildiği andı. Bir grupta insan var. Baba kızının düğününde oynayacağı oyunu müzik olmadan, işte hangi yöresel oyunsa o, kalktı o oyunu oynadı. Yani o folklor oyununu oynadı. Oradan ve ağlayarak oynadı. Oradan bir yakını geldi, sarıldı. Mesela bu tip süreçte kendisini ne inişler çıkışlar diyelim. Yani flüksüasyonlar yaşatan, duygu durumunda inişler çıkışlar yaşatan bu tip bir dışa yansımalara, teşebbüslere müsaade vermeli mi? Bu akut dönemde hem sohbetlerimizdeki tarzımızda hem onların bu yaklaşımlarında onlara bir konfor alanı tanımalı mı ki böylece onunla başa çıktığını düşünelim ve böylece orta vadede, uzun vadede oluşabilecek çeşitli farklı diğer problemlerin önüne geçmiş olabilelim diyebilir miyiz hocam buna? Tabii, çok güzel örnekler. Tabii o insan orada aslında bir çeşit terapi yapıyor. Yani onun beyni düşünüyor. Bu duyguyu nasıl boşaltırım? İşte o dans ederek ya da işte o binaya gidip işte o, hani o belki kendi de biliyor o oradakilerin ses vermeyeceğini ya da belki öldüğünü bilinç dışının bir tarafı farkında. Gidip onunla temas ediyor. Yani o sesi belki duymayacağını kendi de biliyor. Yani kendini o şeye alıştırıyor aslında. Hani bu tarz şeyler dışarıdan bazen insanlara şey gelebiliyor. Biraz tuhaf, garip. Ama o dünya, o kişinin iç dünyasından bakarsak aslında yaptığı çok iyi bir şey. Kendi bir yöntem bulmuş. Kendi kendine terapi yapıyor. Mesela çocuklar da şey yapar. Oyuncakla oynanır. Mesela böyle oyuncağı alır. İşte deprem olur. Oyuncağı parçalar. İşte oradan birini çıkartır diyelim. Depremin altına işte oyuncak zürafa kalmıştır. Zürafayı gidip kurtarırlar. Sonra mutlu bir şekilde biter oyun. Ertesi gün aynı oyunu bir daha oynar. Yine deprem olur. Bu sefer de fil kalmıştır. Fili kurtarır. Öbür gün aslanı kurtarır. Bu oyunu belki 20 defa oynar. Belki bu 1 ay 2 ay sürer. 3 ay sonra bakarsın artık o oyunu oynamıyor. Bu şu demek. 3 ay sonra artık onun duygularını boşaltmış. Çocuklar oyuncaklarla yapıyor. Biz de insanlarda böyle bu tarz ritüellerle yapıyoruz. Oyuncak oynamasak da aslında onlar da bir çeşit. Yani o mezar taşına koydukları ne bileyim o eşyalar vesaire de bir çeşit aslında yas tutma yöntemi. Peki bunun bazen bu şekilde bir eylem gerçekleştirmesi bir alternatif. Kimisi de konuşmak mı ister hocam? Tabii. Peki ama biz bu yani konuşan bir yaşantı anlatacak, hislerini anlatacak, belki o günü anlatacak. Biz onların yaşantılarını dinlediğimiz zaman nasıl bir psikolojik fayda sağlamış oluyoruz insanlara? Bunu bize biraz detaylayabilir misiniz? Öyle sağlıyoruz. Şimdi bizim beynimizde amigdala dediğimiz bir bölüm var. Evet. Amigdala duyguyu hisseden bölüm. Bu insanlarda duygu aşırı yüksek. Yani dışarıdan biz onu sakin görsek bile zihinsel olarak beyni aşırı çalışıyor. Amigdala çok aşırı çalışırsa kişinin düşünme ve analiz etme yeteneği bozuluyor. Bu düşünme kısmı beynimizin ön kısmı ile ilgili. Prefrontal korteks deniyor. Orası çalışmıyor. Şimdi biz o insanı dinlediğimizde o anlattıkça bir yandan duygusu da boşalıyor. Çünkü anlatırken bazı yerleri üzülerek anlatır, bazı yerleri öfkelenerek anlatır, bazı yerde ağlayabilir, bazı yerde çaresiz hisseder. Yani birçok duygu hissediyor anlatırken. O duygularla temas ettikçe de amigdaladaki o duygusal yük azalmaya başlıyor. Yani dışarıdan bakınca işte bir tane insan bir şeyler anlatıyor. Öbürü de yani bu basit gelebilir bazen. Ya işte dinlemenin ne faydası olacak? Ama beynimizin böyle bir özelliği var. Yani bazı şeyleri biz kendi kendimize
halledemiyoruz. Karşımızda bir insan olup bizi dinlerse, mesela anlatıyor, 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 anlatıyor. Bir süre sonra kendi kendine çözüm buluyor. İşte ya diyor, işte Allah'tan geldi, kader diyor. Ya da başka çözümler. Ya bir sonraki depreme diyor hazırlansak, dikkat etsek. Ya da işte... Peki burada tam örnek vermeye başladınız. Örnekleriniz üzerinden gideceğim. Şimdi kişi dediğiniz gibi bir sonraki depremle ilgili önlemleri anlatabilir. Kimisi bahsettiğiniz o psikolojik yani yası kabul etme ya da travmayı kabul etme sürecinin çeşitli artılarını eksilerinden bahsedebilir. Mesela birini kaybettiyse böyle olmasaydı, hayatta olsaydı şunu yapabilirdim anlatmaya başlayabilir. Bir anlatma ihtimali olan şey de yaşadığı travmayı net bir şekilde bize aktarma ihtimali de var hocam. Yani o anı, deprem anını belki mesela yani ben genç bir kızla o yani bulunduğum bölgede 14 yaşında bir kızın ve onun bir küçüğünün üstüne böyle kendini siper eden bir babanın canını feda ederek çocuklarını kurtardığı bir hikayenin içine düştüm ve orada kız anlatıyor, tutamıyor da gözyaşlarını. İki gün babamla öyle kaldık diyor. Hani baba ne olur bizi bırakma dedim. Babam bir yerden sonra evladım dayanamıyorum demeye başladı. Çünkü anladığım kadar yükün üstü daha çok onun üzerinde. Mesela bu travmayı anlattım. Ben tercih etmedim bunu konuşmasını ama beni gördüğünde, bana sarıldığında gözyaşından sonra ilk anlattığı hikaye bu oldu. O 48 saat babasıyla geçirdiği o dönemi anlattı. O dönemde hiçbir maalesef yardım gelmediği için, bir kurtarma ekibi gelmediği için onlar o çocuklar babasının kendi bedenini, kendi canını, siper edişlerini, babalarına yalvarışlarını, lütfen baba bizi bırakıp gitme, biraz daha dayan, bak birlikte kurtulacağız. Bütün o yani konuşmaları teker teker bana aktardılar. Buradaki soru bu travmayı, bu kadar hani travmanın kendisini anlattırmak, onları dinlemek kişiyi daha kötü yapar mı hocam? Yani buna ihtiyaç duyuyorlarsa müsaade mi vermek gerekir? Çünkü bir yerde de şu hani sizin karşılaşacağınız olgular tabii ki kıymetli ama bizler de sahada yani ben mesela hani bunların çok farklı örnekleriyle karşılaştım. Bunlardan biri buydu. Ben dinlerken bir yandan da içimde hekimim. Yani şey diyorum, Murat sen bir hekimsin. Bu kız şu an travmasını anlatıyor. Yani hani konuyu başka bir yere mi çekmeliyim? Dikkatimi dağıtmalıyım? Ne bileyim bir arkadaşıma çaktırmadan yanıma gelip başka bir konu üzerinden mi bir giriş yapmalıyım? Yoksa çocuğun yaşadığı travmayı bilmiyorum belki de kaçıncı anlattığı kişiyim. Yani çünkü orası sürekli ziyaretçilerin olduğu, siyasetçilerin olduğu, arama kurtarma ekiplerinin olduğu bir sürü hani onların bahsettiğiniz o hareketliliği var ve o hareketlilikte belki de birilerini kendine yakın hissettiğini, sarılıp ağladığını ya da ne bileyim kendine bir tık daha anlatabilir kabul ettiği insanlara bunu belki de defalarca anlatıyor. Ben bir tek benimkine şahit oldum. Ve o gün benim aklıma bir soruydu. Bir gün yani sizlerle böyle bir program yaparsam gerçekten bunu ben hata mı yaptım o gün? Yok, tam tersi. Çok doğru bir şey yaptınız. Şimdi bu kız diyelim anlattığınız kişiden devam edersek yaşadığı ağır bir şey. Ve bu hissettiği duygu bir tane duygu değil. Belki 20 tane kötü duygu var beyninde. O her anlattığında bir duyguyla temas ederek anlatıyor. Yani size anlatırken diyelim suçluluk duygusuyla anlatıyor. Aslında o duyguyu biraz işlemliyor beyin. Öbür gün başkasını anlatıyor, onu da öfkeyle anlatıyor. O zaman da o duyguyu işlemliyor. Yani bizim elimizde kamera olsa, onu çeksek, anlattırsak, ertesi gün bir daha anlattırsak aynı olayı, aynı anlatmadığını görür. Yani bazı ayrıntılara bugün giriyorsa öbür gün de başka detayları anlattığını ya da bugün anlattığı şeyleri yarın bahsetmediğini görürüz. Yani her anlattığında o olayı biraz daha değişik anlatacak. Çünkü beyni işlemledikçe o yaşanılan şey zihin yeniden yaratıyor. Yani oradaki kötü duygular bittikçe onu yeniden. Bunu normal insanlarda bununla ilgili çalışmalar var. Mesela diyorlar ki 7 yaşındaki bir anıyı anlat. Sen anlatıyorsun. Diyorlar bunu kağıda yaz. Detaylı yazıyorsun. Bir yıl sonra tekrar çağırıyorlar onları. Diyorlar ki 7 yaşındaki anıyı bir daha anlat. Kişi anlatıyor. Aynı anlatmadığını görüyor. Aslında anı aynı. Anı değişmedi. Ama her anlattığımızda bizim anlatış şeklimiz değişiyor. Beynimizin böyle bir özelliği var. O yüzden defalarca anlatması aslında olumlu bir şey. İstediğimiz bir şey. Burada dikkat edeceğimiz şey
kişinin kendi rızasıyla olması. Bazen biz de zorlayabiliriz onu. Hadi anlat, anlat, boşalt. Öyle bir şey yapmıyoruz. Çok önemli. Hani benle konuşmak ister misin diyorum. İsterim derse anlatıyor. İstemem derse bir şey yapmıyor. Çünkü bazen kişinin yalnızlığa ve sessizliğe de ihtiyacı var. Yani o da travmayı işlemlemenin bir parçası. Yani kim insan biraz dışa dönüktür. İlişkiyi sever, sohbeti sever. Onlar sürekli anlatır. Bazı insanlar da içe dönüktür, yalnızdır. Onlar ara ara yalnız kalır, ara sıra gelip anlatır. Yani orada kişinin onu nasıl işlemleyeceğine kişi kendi karar verecek. Biz sadece o ihtiyaç duydukça destek olacağız, yanında olacağız, yol göstereceğiz. Ama kişi böyle bir talebi yoksa o an için onu darlamıyoruz. Ya da mesela geliyor anlatıyor bana. Bir süre sonra bir tıkanıyor. 5 dakika dışarı bakıyor. Yerdeki halıya bakıyor, duvara bakıyor. 5 dakika çok uzun bir süre. Orada biz de o 5 dakikaya tahammül etmemiz gerek. Biz de sessizce bekleyeceğiz. Yani dışarıdan bakınca o halıya bakıyor gibi ama biraz önceki konuştuklarımız aslında beyninde yeniden işlenmiyor. Bir proses oluyor. Hani biz bazen şeyiz. Hani sevdiğimiz kişi üzülmesin isteriz. Bir an önce neşelensin, gülsün. Ama buralarda onu yapmamamız gerekiyor. Yani onun o üzüntüde kalmasın. O 4-6 haftalık süreci tamamlayıp normale dönmesini sağlayacak. Ama bir an önce onu hadi neşeli olsun, mutlu olsun gibi bir şeye zorlarsak aslında ona zarar vermiş de olabiliriz. Peki hocam, şimdi bir soru soracağım. Bir şeyle de bağlantılayacağım. Sonra da benim çok özel merak ettiğim bazı konu başlıkları var. Size onları sormak istiyorum. Şimdi bu travmayı akut dönemde kişinin hani başa çıkıp çıkmaması ve sizin vereceğiniz desteklerden bahsettik. Kişi bunu gerektiği gibi atlatmazsa bir orta vade, birkaç örnek saydınız siz bize demin girizgahta evet. Ama bir hani orta vadede, uzun vadede ne bekliyor bu insanları? İlk başta bunu beklediğimiz algoritma içerisinde atlatmamış olursa o uzun vadedeki risklerimiz, psikolojik risklerimiz özellikle nelerdir? Bu durumda hemen şey sorusuyla bağlantılayacağım. Sizin mesleki olarak bu durumda bu insanlara ne kadar sıklıkla bu dönem için ve bundan sonra ne kadar bir süre bu terapilerde temas etmeniz, gerekli psikoterapi desteği ya da beraberinde ilaç desteğini ne kadar sürede öngörmemiz gerekiyor, bunu öğrenmek istiyorum. Birincisi hani bunlar bu akut dönemde yeterince destek almazlarsa ne gibi zarar görürler? Ondan bahsedeyim. Biraz önce biraz bahsetmiştim. Bu insanlarda bağımlılıklar artar. Evet. Önceden bir paket sigara içiyorsa artık 2 paket, 3 paket içmeye başlayacak. Ya da alkol kullanmayan biri, ben diyecek artık alkole ilgim arttı. Ya da alışverişi sevmeyen biri her gün gidecek kendine bir şeyler alacak. Yani o bir bağımlılıkla kendini iyi hissettirecek. İkinci risk burada. Eğer ölen kişiler varsa onlara dönüşme ihtimali. Diyelim atıyorum göçük altında işte biraz önce konuştuğumuz konu babası diyelim. Orada sıkıştı. Bunları kurtardı ama kendi öldü. Şimdi nasıl öldü? Sıkışarak öldü. Sıkışırken ne hissederiz? İşte bir baskı hissederiz. Nefesimiz daralır. Vücudumuz eziliyor gibi olur. Bu insanlar bir yıl sonra böyle semptomlar söylemeye başlıyor. Yani bu olay bitti. Önümüzdeki yıl Ocak, Şubat, Mart aylarında şöyle diyecek. Ya benim bu arada çok nefesim daralıyor. Niye? Bilmiyorum. Ya da göğsüm sıkışıyor. Niye? Bilmiyorum. Mesela doktor geziyor. Anjiyo yaptırıyor. Göğüs tomografisi çektiriyor. Bilmem ne oluyor. Hepsi normal çıkıyor. Ya da işte ölen kişi başka nasıl öldü diyelim. Soğuktan öldü. O kişi bir yıl sonra diyor ki ben sürekli üşüyorum. Ya gidiyor testler yaptırıyor. Bir şey çıkmıyor. Yani yasa tutulmamış ölümler bir süre sonra senin o ölüye dönüşmenle sonuçlanıyor. Yani bilinç dışı olarak beynimiz kendimizi ona dönüştürerek aslında o insanı yaşatmaya çalışıyor. Yani o ölen kişinin semptomları bende olursa sanki zihnimde o ölmemiş gibi oldu. Gerçekte ölmüş. Ama beynim onu öyle zannediyor. Yani bir bağımlılık dedim, iki hastalıkları dönüşmek. Üçüncüsü de eğer kişinin çocukları varsa çocuklara transfer ediyor travmayı. Diyelim babası göçük altında kaldı, öldü. Bir tane de çocuğa var.
Çocuğa bakıp bakıp üzülüyor. Baba söyledi ya, ya buna da bir şey olursa ya da bana bir şey olursa ona kim bakar? Şimdi bu sağ beyinden sağ beyni olan bir şey, bilinç dışı bir şey. Yani bu konuşulan bir şey değil. Çocuğa bakıp bakıp üzülüyorum. Ya o ölürse ya da ben ölürsem. Bir süre sonra o çocukta o şey başlıyor işte. Panik, vesvese, işte kötü bir şey olacak. Korku, işte. Paranoya diyoruz, şüphecilik diyoruz. Hani bu tarz şeyler oluyor. İşte komşular zarar verir mi? Ya bir şey olursa. Peki evet. Sizin bu durumda ne kadar bir sıklıkla bu bahsettiğiniz şeyleri gözlemlemeniz, tedavileriniz ne kadar devam etmeli hocam? Ya söyledim ya, bu 4-6 hafta mümkünse haftada 2. Haftada 2. Eğer mümkün değilse haftada 1. Diyelim 6 haftaysa toplam 12 seanslık bir görüşme. Ya da haftada 1 ise 6 seanslık. Ama benim gözlemim genelde bu insanlar o kadar uzun görüşmüyor. 2-3 görüşme yapıyor, biraz göz açılıyor, rahatlıyor. Tamam ben toparlandım diyor. Biz de diyoruz biz burada hazırız. Yine sıkışırsan gel. Ama o kadar da onun içine girmek istemiyorlar. Tabii burada şöyle bir şey de yapılabilir. Bazen böyle biz toplu görüşmeler yaparız. Yani böyle 30 kişi, 40 kişi toplanırız. Diyelim 40 tane depremzede. Hepsinin farklı kayıpları var. Oturduk böyle 1 saat, 2 saat sohbet edeceğiz. Şimdi bazı insanlar içe dönüktür dedim ya. Çok ilişki kurmaz, yalnızlığı sever. Böyle çok arkadaş falan azdır. Onu tek başına kafeye oturtur. 3-4 saat etrafı izler. Hiç de sıkılmaz yani. Mesela o tarz insanlar bu terapi görüşmelerine biraz daha şey oluyor, çekimser oluyor. Böyle daha ilişkisel, daha arkadaşı, çevresi, çok sosyal insanlar biraz daha dertlerini anlatıyorlar. Mesela bu grup çalışmalarında o ilişkisel olanlarla daha çok sohbet ediyoruz. O ilişki kurmayanlar da dışarıdan bizi izliyor. Yani orada bir kişiye aslında sohbet ediliyor. Diyelim ben bir kişiyle 10 dakika, 15 dakika sohbet ediyor. Onun duygularıyla ilgili konuşuyoruz. 30 kişi de dinliyor. O bir kişi tedavi olurken 30 kişi de tedavi oluyor. Biraz sonra başka bir kişiyle konuşuyoruz. O da bir şey anlatıyor. Yani onun anlattığı şeyler en azından o 30 kişinin 25'ine etki yapıyor. Onlar da bir duygulara giriyor. O zaman o insan o sohbetin içinde olmasa bile aslında oradan bir fayda buluyor. Hani benim önerim işte 4-6 hafta, haftada 1 ya da 2 görüşmek. Sonra bir ara vermek. Kişi o üzüntüyü, acıyı kendi biraz yaşasın. Ondan sonra duyguları yatışırsa yatışır. Yatışmazsa tekrar başvurur. Profesyonel destek o şekilde devam eder. Yani, peki hocam, bir böyle çok başka aspekt bakış açılarından da sormak istiyorum. Geçen bir programdayım. Zoom programı. Aslında bu depremde yıkıma uğrayan şehirlerin sürdürülebilir ve yaşanabilir yeni kentler projesiyle ilgili bir grubun, yani tahmin edeceğiniz gibi daha şehir çevrecilik, mimar işin işte imar kısmıyla ilgili tecrübesine sahip bir kadronun olduğu bir toplantıydı. Ben şöyle bir soru yönelttim. Ya bir Pompei yanardağı patladığı zaman işte o küllerinin altında kalmış olan insanların o hani taşlaşmış yapılarının bir şekilde hala olduğu gibi o andaki, o dönemdeki gibi korumuş ve muhafaza etmişlerdi. Ya da mesela bize en yakın örnek belki Kıbrıs'ta Maraş korunmuş bölgesidir. O bölgede evet. Hani o bir işte hikayenin yaşandığı dönemdeki kahvaltı sofraları, kurşun izleri hala olduğu gibi korunur. Ben de dedim ki siz buranın restorasyonunda, konu başlığı biraz daha Antakya üzerindeydi. Daha antik bir kent, tarihi dokusu, mozaik yapısı falan olduğu için. Dedim, aklıma geldi hatta. Yani mesela bir Rönesans sitesi yıkıldı, bir de yan devrildi falan böyle. Bu tip bir yapıyı, bir böyle prototip gibi. Yani sonuçta artık bu deprem de bu şehrin bir tarihi, bir hikayesi haline geldi ya. Evet, yani yarın bir gün 100 yıl sonra bahsettiğimizde 100 yıl önceki yaşanan bir tarih şeyidir bu, hikayesidir bu kent için, bu bölge için. Ona dair bir iz bırakmayacak mıyız? Yani bunu bir tanesini en azından muhafaza etmeyecek misiniz siz bu işin şehir çevrecilik, restorasyon vesairesini düşünürken?
diye yönelttim. Çok da enteresan buldular soruyu. Ben şimdi bu sorudan yola çıkarak hani şeyi sizlere yöneltmek istiyorum. Hani hocam benle ilişkisi nedir bu konunun derseniz bu sorunun. Yani kimi insanlar mesela bu travmayı yaşadıkları zaman bir orta vadede tüm yörenin, tüm şehrin halkının aslında bu tip bir anıtın, bu tip benzeri birkaç tane yapının anıtın o izleri hatırlatan bir yapıyı orada tutmak onların orta vadedeki psikososyal durumlarına fayda sağlar mı? İki, erken dönemde bu sıkıntıyı yaşayan insanları mesela şehirden uzaklaştırmak, olayın olduğu çevreden, ortamdan uzaklaştırmak, işin realitesinden uzaklaştırmak doğru bir yaklaşım biçimidir. Yani sigara içen bir insanın sigarayı bıraktığında sigarayı hatırlatıcı kahve, çay, işte içki sofrası ya da atıyorum onu tüketen arkadaş grubunun yanında bulunmamak bir çözüm müdür sorusuyla aynı aslında. Çok güzel. Yani ben dedim ya 1500 kişiye eğitim verdim ama hiç bu konu aklıma gelmemişti. Anıt yapmak bu tarz durumlarda çok yararlı. Mesela işte X bir savaş oldu. Diğer ne olsun işte. Birinci Kosova Savaşı. O savaşta da bir sürü insanlar, ölenler, şehitler var. Oraya bir anıt yapılıyor savaşla ilgili. Yani o savaşın kötü duyguları bir anda o anıtın içinde birikmeye başlıyor. Yani o anıt savaşı sembolize ediyor. Benzer şey bunun için de geçerli. Yani böyle bir diyelim bir anıt olabilir ya da bir müze olabilir. Yani işte müzenin girişine bir anıt yapılır. Binaya girersin depremle ilgili resimler ya da oradaki her neyse materyaller oraya konur. Böyle bir şey yapıldığında o bölgede bir anda bir rahatlama oluyor. Çünkü depremin kötü duyguları bir an o anıtın içinde toplanmış oluyor. Sanki o anıt o duyguları taşıyor. Onun dışındaki alanlar rahat, iyi duyguda. Ben şimdi kendimi hazır hissettiğimde gidiyorum anıtı ziyaret ediyorum, müzeyi ziyaret ediyorum. O duygularım tekrar açığa çıkıyor. Onları biraz işlemliyorum. Sonra uzaklaşıyorum, işime gücüme bakıyorum. 3 ay sonra, 6 ay sonra bir daha aklıma geliyor. Diyorum anıta bir daha gidiyorum. Tekrar gidiyorum, yine duygularım açığa çıkıyor. Üzülüyorum, ağlıyorum. Anıtların böyle bir fonksiyonu var. Yani kötü duyguları depolamak. Ara ara gidip onu işlemlemek. Yani bence bunun her şehirde yapılması lazım. Yani o bölgeden etkilenen. Bence güzel düşünce. Hocam bunu evet. O zaman biz bugün bu programda bunun şey yapalım. Daha gerçekçi bir noktaya getirelim. Bir hayat verelim. Siz bu işin tabii ki uzmanı olarak mutlaka ki gelecekte hatta maalesef perde arkasında çoktan projelerin çizildiği işte bir sürü şeyin ihalesinin yapıldığı haberleri de geliyor. Netleşmediği için sadece böyle rumor yani mırıldanma diyeyim bunun adına net bir şey yok ama bu tip bir proje netleştiği zaman ben de sizle beraber altına imzamı atarım ama işin daha ehli ve yetkilisi siz olacağınız için bu tip bir projeye bu anıtların pozitif etkisiyle halkların bundan sonraki daha sağlıklı ruhsal halleri için çok kıymetli olduğunun örnekleriyle olan bir projeyi yazılı bir metin olarak size zahmet olmazsa burada böyle bir fırsat açıldı benim için bir kapı açıldı. Bunu beraber kim yapacaksa o şehirde mutlaka ki on hani Elazığ'ı sonradan kattılar o hal şey yapısı için ama 10 tane şehrin her birinin bir restorasyonu tekrar yenilenmesi yapılacaktır bir her biri için mutlaka bu tip bir yazılı metin talebini uzman kişi olarak sizin de katkılarınızı sunalım hocam. Yani ben burada bu tür bir şeyin de sizden sözünü almaktan mutluluk duyuyorum. Çok iyi. Mesela atıyorum Hatay'da deprem müzesi açıldı. Önünde de depremle ilgili bir de anıtımız var. Hem bir bina var hem anıt var. Bu yapıldı ve işte Kurdele lekesinde açıldı. Bu olduğu anda o insanlarda bir rahatlama oluyor. Çok güzel. Hani mantık olarak düşününce bu çok saçma. Ama beynimizin böyle özellikleri var. Hani anıt yapılmadan önce herkes mutsuz. Anıt oluyor bir anda bir ferahlık oluyor. Böyle peki bu durumda şey sorusuyla da bütünleştirelim. Sıkıntıyı yaşayan ya da normal sürecinde süreci yönetecek olan travma sonrası kayıplarıyla beraber süreci yönetecek olan vatandaşımız depremzedemiz için ortamda bulunmaması bir çözüm müdür? Bir düşünülmesi gereken bir şey midir? Fayda mıdır? Değildir. Yani o ortamla ne kadar çok temas ederse yani mesela insanların yakını ölüyor, mezarlığa konuyor.
6 ay sonra, 1 yıl sonra ya da işte ne bileyim özel günlerde, bayramlarda, hani bizde geleneklerde vardır, mezar ziyareti vardır. Hani gidip onu ziyaret ediyor, dua okuyor. Şimdi hani dini ritüeller yapılıyor. Şimdi dışarıdan bakınca aslında saçma. Bir kişi ölmüş, mezara koymuşsun. Hani onu ziyarete gerek yok mantıksal olarak. Ama beynimiz buna ihtiyaç duyuyor. Yani o ölen kişinin yanına gidip dua okumak, mezarlıkta vakit geçirmek, işte mezara su dökmek, orada otlar var, otları temizliyoruz, işte çiçek ekiyoruz falan. Bunlar aslında onu işlemlememizi ve yas tutmamızı kolaylaştıran şeyler. Hani mezarla... O zaman yüzleştirmeyi arttırmak, teması arttırmak faydalı bir şey değil mi hocam? Doğru anlıyorum. Evet, yani mesela bazen insanlar bana soruyor, benim diyor dini inancım yok. Yine de diyor mezara gideyim mi? Git diyorum. Bu dini olarak düşünme bunu. Kendi kendine terapi yapmış oluyorsun. Yani inancın varsa da git, yoksa da git. Yani bu peki buradan şey şöyle yepyeni bir boyut çıkaracağım hocam ben. Şimdi bir grup vatandaşımız da depremin olduğu ilk gün, ikinci gün fırsatını bulan, yani mesela bazı arkadaşlarım var, hatta meslektaşlarım, olayın vehametini fark edip ailesini ilk gün direkt işte araçlarındaki mevcut yakıt miktarına bağlı olarak bir an önce uzaklaştılar. Hatta işte en yakın fırsatta da, ilk fırsatta da başka bir kentte hayat kurmaya çalıştılar. Hatta evet, işte en son böyle başka bir konu başlığı altında bunları değerlendirirken 1.6 milyon insanın da o bölgeden işte tahliye edildiği, kendi çabalarıyla yakınlarına, eşlerine, dostlarına gittiği, o zaman aslında henüz daha bu travmayla yüzleşmemiş, bize daha ileriki vadede sizlere daha doğrusu belki ya da toplumun geneline, sonuçta toplum huzur olarak bir üst başlıkta birbirine entegredir. Hani birinin problemi diğerinin problemi olmaya başlar bir yerden sonra. Bizim o zaman bu tahliye edilmiş ve yüzleşmemiş popülasyonumuzda hala varlığı ortaya çıkma riski olan, bugünün değil ama belki orta vadenin, belki orta vade ile kısa vade arasındaki dönemde sorun yaşayabilecek kocaman bir popülasyonumuz var diyebilir miyiz hocam buna? Evet, diyebiliriz. Ya bence burada da siyasilere, belki sizlere bazı görevler düşüyor. Çünkü bir hoca diyelim, üniversitede akademisyen, ders veriyor işte, profesör, bölüm başkanı, işte bir sürü CV'sinde şeyler var. Ekrana çıkıyor, işte psikolojik şeyler anlatıyor, işte şunu yapın, bunu yapın. İnsanların bu ilgisini çekmiyor. Ama bir siyasi parti lideri çıkıp böyle bir şey söylese, insanlar ha diyor, çok mantıklı. Yani bizim ülkemizde liderlere çok fazla önem veriyor, çok fazla bağ kuruluyor ve onun söyledikleri büyük kitleleri etkiliyor. Ama bir hoca, bir akademisyen işte bir kitap yazıyor, bir şeyler yapıyor. O kadar da insanların umurunda olmuyor. Hani belki hani biz sizlerle temas edip böyle sohbetler yaparız. Siz de daha geniş kitlelere bunları söyleyebilirsiniz. O zaman sanki bu işler biraz daha hızlı olur diye düşünüyorum. Orada biraz hani siyasilerin daha çok belki sorumluluk alması gerekebilir. Ya da sizlerin sadece deprem bölgesinde, aktif bölgede değil, tahliye bölgelerinde, tahliye edildiği alanları da bu tip terapilerin mutlaka devam ediyor ve orada da depremzedelerin süreçlerinin sizler tarafından destekleniyor olması gibi bir gerçek de ortaya çıkıyor değil mi hocam? Evet, yani mesela şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben desem ki işte acılarınıza daha çok temas edin, bir süre sonra bunlar yatışacak ve hayatınıza devam edeceksiniz. 100 kişiye söylersem 5 kişi bunu ciddiye alıyor. 95. Anladım. Ama bir lider bunu çıkıp söylerse 100 kişinin 60'ı 70'i bunu ciddiye alıyor. Yani tamam. Burada büyük bir fark var. Bu konudaki hani, emanet ettiğiniz sorumluluğu ve görevi aldık hocam. Yani ben kendi adıma aldım. Bu programı da izleyecek olan herkes sanırım bu detaya dikkat edecektir. Şimdi ben size işin bambaşka bir boyutunu soracağım. Bugün sizleri biraz yoruyorum, kusura kalmayın ama güzel geldi, belki böyle de konuyu pencere pencere açtıkça ben de faydalı olduğumuz kanaatindeyim. Şimdi bugün şahit olduğum bir şey daha. Şimdi bir defa çevremde hiç depreme temas etmemiş. Yani bu deprem sürecine birebir fiziken temas etmemiş, bölgeye gitmemiş, evinden, bulunduğu yerden, elindeki cep telefonundan süreci uzaktan takip etmiş bir, yani 13,5 milyon diyoruz ya hocam orada yaşayanlar, hani bunu 15 dersek, 85 milyondan çıkarırsak da 70 milyonda böyle bir
popülasyon var ülkemizde. Bulundukları yerden hep beraber sarılarak üzüldüler ve bunlar tabii ki yardım kampanyalarına hep beraber, hani bunu şey manasında söylemiyorum, tüm ülke olarak bu acıyı çektik, tüm ülke olarak seferber olduk. Bu yara, bu yaşadığımız felaket milletin tamamının yarası ve biz milletçe beraber el ele omuz omuza vererek birlikte bu yaraları saracağız. Bu gerçekten öte bir açıklama değil benim söylediğim, ama ellerindeki telefondaki Reels videoları sürekli bütün gün ard arda sıralayıp onlara gözyaşı döküp, bir de hani onların bazıları kaliteli, bazıları arkaya müzik konmuş, bazıları çok dramatik. Yani öyle farklı videolar var ki, mesela bir gün hani ben bu programı sizlerle yapacağımı öngörüyordum. Ben ne olabilirim, ben nasıl hissedebilirim diye elime aldım ve bir saatimi ona verdim. Hani bir de deprem bölgesine gitmiş biri olarak söylüyorum. Görevler almış, sorumluluklar almış, pek çok kampanyada, yardım kampanyasında faaliyet göstermiş biri olmama rağmen ben nasıl hissederim diye aldım. O videoları arkasında işte Holmes müziği, Emel Maturidi'nin işte Tunuslu şarkıcının müziği, farklı dillerde müziklerin arkaya eklendiği çok dramatik bir sürü, ya da bir anda yıkılmış Hatay'ı, evet işte hani insan nefes alamıyor, yüreği sıkışıyor, betonların altında kalan insanlar gibi biz de burada sıkışıp kalıyoruz. İnsan şairin dediği gibi sormak istiyor. Ne isteriz bu hayatta? İşte ne fakir olsun ne zengin olsun. Kış vakti başını sokacağı bir evi olsun. Evet, bugün bunu isteme hakkımız vardır videolar. Hani bunu da özellikle istedim. Çok beğenerek takip ettim ve izledim bu videoları, ama bir grup insan da bunların içerisinde kayboluyor. Yani bunların içerisinde onlar da farklı bir psikolojik travma yaşıyor. Hatta bugün nereden vuku buldu size bunu sual edecek olmam. Bir tane paylaşım okudu bir arkadaşım diğerine. Bak ne güzel yazmış diyor. Ya milli yas nedir biliyor musun diyor. Yani evet diyor, bir felaket yaşadık. Ya lütfen bir süre makyaj yapma. Bir süre işte eğlence yerine gitme. Bir süre yediğini içtiğini bu Instagram'dan, sosyal medyadan paylaşma. Buna çabuk geçme, biraz sabret, bu kadar mı dayanamıyorsun falan gibi. Hani o bir tık sonrasında hani sen niye paylaştın, sen niye paylaşmadın noktasına gelir. Aslında bu suçlamalar ya da bu yaşanılan karşılıklı hamleler bir grubun, hiç işin içinde olmayan bir grubun sırf takipçi olarak bu işten de etkilenebileceği. Çünkü bizim aynı jenerasyonuz. Zamanda, bak çok geçmiş zamanda bu hadise yaşadığımız zaman saat akşam 7 ya da 8 ajanslarda ne bulursak, bir tık eskilerimizde o eski Alaturka radyolarda çevirip ne olduğunu ajanstan öğrenirlerdi. Şimdi her şeyi çok real, çok aranjmanlarla, çok net gösteren videolarla veri ve bilgi çok çabuk ulaşıyor. Yani o zaman biz bir kitleyi, daha yancı bir kitleyi aslında etkiliyoruz. Onların da bir psikolojik travması var. Onların ne kadar sürer, onlara bir şey yapmak gerekir mi? Bu da böyle çok başka bir pencereden size bir soru olsun hocam. Güzel. Yani bu da benim ara ara eğitimlerde vurguladığım bir konu. Şimdi acı çekmek iki türlü oluyor. Bir, gerçekten bir kayıp var ve canın yanıyor. İkincisi, kayıp önemli değil. O üzüntüyü yaşamak haz veren bir şeye dönüşüyor. Yani bir kısım insanlar acıdan beslenerek haz alıyorlar. Yani üzülerek haz alıyorlar. Dışarıdan bakınca sen onu üzülüyor gibi görüyorsun. Ama içsel olarak baktığında aslında onda böyle bir şey var. Rahatlama var. Mesela bu cenazelerde daha çok fark ederiz. Mesela cenazeye gittim, 3 tane kişi ağlıyor. Annesi babası ölmüş, 3 tane çocuk ağlıyor. 2 tanesi normal ağlıyor, sessiz sessiz ağlıyor. Bir tanesi haykırıyor. Kendini yerden yere atıyor, vuruyor falan. Aslında o sessiz ağlayanların durumu daha iyi. Öbüründe böyle bir şey var. O kadar çok acı var ki aşırı bir tepki gösterir. Kendini iyi de tutmaya çalışıyor, iyi hissetmeye çalışıyor. Bir süre sonra da bu insanlarda üzüntü bağımlılığı oluyor. Yani sabah uyanıyor. Yarım saat, bir saat sonra diyor ki ben bugün neye üzüleyim? Düşünüyor, üzülecek bir şey buluyor. O zaman deprem de burada böyle bir fonksiyon yaratmaya başlıyor. Yani önceden işte çocuğum ders çalışmıyor diye üzülüyordu. Kocam ilgilenmiyor diye üzülüyor ya da başka bir şey üzülüyor. Şimdi somut bir şey var.
bol bol üzülebiliriz. Şimdi bu aslında insan beynini bozan bir şey. Şimdi bu akut travmaların şöyle bir özelliği var. Kişi işte depremle ilgili bir şey yaşadı. Bundan ya daha iyi bir ruhsal duruma geçerek çıkıyor ya da daha fena bir ruhsal duruma geçerek çıkıyor. Aynı çıkmıyor yani. Yani şu anki zihin haliyle çıkmıyor. Ya daha iyiye gidecek ya daha kötüye gidecek. Ülkeleri de bu anlamda insan gibi düşünebiliriz. Yani biz ülke olarak üzüntüyü seven bir ülkeyiz. Yani böyle sabah uyandım, bir sorunum yok, akşama kadar mutluyum. Böyle günlerimiz az oluyor. Hep üzülecek bir şey olsun, bir dert olsun istiyoruz. O zaman aynı şeyi bu durum içinde düşünebiliriz. Yani bu durum eğer iyi değerlendirirsek ülkemizi daha iyi hale götürebilir. Yani ekonomik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak, dış ilişkiler olarak daha gelişip bir ne bileyim işte Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden biri olabiliriz. Ya da giderek ona üzül, buna üzül, ona üzül. Mesela işte 99 depremi yaşamışız. Yani binalar yıkıldı, tamam olabilir. Ama bunda bu kadar bence yıkılmasına gerek yoktu. Yani ondan yeterince ders almamışız. Aynı şey bir sonraki deprem için de geçerli olacak. Yani biz bunu ruhsal olarak, psikolojik olarak iyi değerlendirmezsek bir sonraki depremde de yine vah vah tüh tüh işte şu kadar kişi enkazdan çıktı. Buna ihtiyacımız yok artık. Yani bir süre üzüldükten sonra bizim artık çözüm üretmemiz lazım. Yani tekrar tekrar analiz. Bu büyük bir zaman kaybı. Yani oradaki problemleri neyse 1-2-3 analiz ederiz. Dördüncüye gerek yok. Dördüncü de artık çözüm üreteceğiz. Yani bundan sonra ne yapabiliriz? Binalarımızı nasıl güçlendiririz? Hangi binaları yıkacağız? Hayatlarıyla ilgili neler yapacağız? Vesaire. Yani bunu, onunla ilgili bilim insanları zaten söylüyorlar. Belki yine burada da biraz liderlere bence görev düşüyor. Çünkü biz bunları söylediğimizde biraz şey oluyor, havada kalıyor, unutuluyor. Ama bir siyasi lider bunlardan bahsederse insanlar onu şey yapabilir, biraz daha ciddiye alabilir. Hani biz bunu, bizi geliştiren bir fırsata da belki dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Hocam şimdi en zor soruma geldi. Bu sorumun yanıt, son sorum ve zor sorum olacak. Sessiz kalma hakkını da sahip olduğunuzu hatırlatarak son soruyu soracağım. Buna da saygı duyacağım. Şimdi bir tabii şu gerçek ortaya çıktı, sadece aslında binaları değiştirmek değil, zihniyeti değiştirmemizin gerektiğini fark ettik bu deprem döneminde. Belki dünyanın en sağlam binaları yok Türkiye'de ama en sağlam koltukları olduğunu fark ettik. Çünkü yaklaşık 44 milyondan fazla insanımızı, 44 binden fazla insanımızı pardon kaybetmemize rağmen henüz daha hiçbir koltuk sallanmadı. Başka bir memlekette olsa bu facianın bu sonucundan birileri kendine sorumluluk çıkartır ve bu konuda çok ulvi bir, yüce bir hamledir istifa hamlesi. En azından acı azaltmadır. Yani birilerine saygı duymanın bir unsurudur. Bunu, o koltuğun sallandığını görmedik. Şimdi ben bir siyasi partinin, İYİ Parti'mizin ülkeye umut ve ışık olmaya çalışan, güneş olmaya çalışan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in demokrasiyi, parlamenter sistemi, liyakati, laikliği, milliyetçiliği, kalkınmacı politikayı, sorunları ortaya koyup çözümleri üretmeye bize şart koştuğu bir yapının liderliğini yaptı. Bir yapının arkasından kendisini takip ediyoruz. Ülkeye bir umut ışığı olmaya çalışıyoruz. Şimdi seçimlere az bir zaman kala böyle bir felaket yaşadık. Şimdi biz biliyoruz ki ilk 48 saat kesin, ilk 72 saatte bu bölgeye yardım gelmedi. Ulaşmadı. Bu benim sözüm değil. Bakın ben sahayı gezdim ve sahada insanlar 3 gün ölüme terk edildik dediler ve bu Türkiye tarafından fark edildi. Bu anlaşıldı, bu görüldü. Bu bir tercih miydi? Bu bir imkansızlık mıydı? Bu bir naçarlık mıydı? Bu bir yetmezlik miydi bilmiyorum. Ama benim vatandaşımın 3 gün kendi canlarına, feryatlarına, çığlıklarına bir yardımın ulaşmaması akıllarda bir damga vurdu.
zihinlerinde, varoluşlarında bir damga vurdu. Ve kendi yakınları o enkazlar altında bizi kurtarın diye çığlık çığlığa bağırırken kendi selalarını duymak onlarda tarifi imkansız izler bıraktı. Sonra baktık ki birçok şey yetersiz. Yani ben bazen böyle çıkışlar da yaptım. Dedim ki yani 380 bin ağır hasarlı ev var. Bunların çok büyük bir kısmı yıkılmış olsa her birine mevcut arama kurtarma organizasyonun bir personeli versiniz. O kadar personel yok zaten belli. Biz çocuğumuzu nasıl büyütürüz? İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten güç doğar gibi. Yani yetememek, yardım istemek ayıp değildir. Her bir taraftan zaten kırmızı alarm verip yurt dışından da destek istemişsiniz. Başka kurumların bu teşebbüslerine kucak açıp çok fazla mümkün olduğu kadar en yakın zamanda insanlara bu yardımı ulaştırmak lazımdı. Ya da bir adım geriye gidiyorum. Bunların çoktan önlemleri, planları, organizasyonunun yani bir deprem ülkesiyiz yapılmış olması lazımdı. Bu cana verdiğiniz bir kıymetin, vatandaşınıza, insanınıza verdiğiniz bir kıymetin aslında bir göstergesidir. Bir tık sonraya gidiyorum. Daha enkazlar sıcakken, ortada asbestin kokusu varken, ortada daha hani insanların hala mırıldanmalarını duyabiliyorken, İspanyol ve İskoç ekipleri bu bir insanlık suçudur. Biz bu kadar erken dönemde iç makinelerin girmesine izin veremeyiz. Biz bu işte yokuz deyip ülkeyi terk ettiler. Sizin o enkazlara bu kadar hızlı girmenizin yani bir insanlık onuruna büyük bir hakaret ve saygısızlık olduğu da aşikar. Peki bir grubunuzu kurtardınız. Ben gezdim bütün çadır kentleri. Çadır kentteki yani insanlık suçu. Yani zor bela kurtardığınız, belki bacağını, kolunu, orasını, burasının amputasyonuyla feda ederek kurtardığınız, bir koca bir aileden 2-3 kişiyi kurtardığınız, pamuklara sarmanız gereken bu insanları adı çadır kent denen, bence duman kent dediğim, her taraf soba bacası, duman, çöpler yakılmış duman, ortalıkta çöpler, ortada tuvalet yok. Bunları hak ediyor mu millet ya? Millet bunları hak etmiyor. Bunları pamuklara sarıp en çabuk şekilde en üstün konforu sağlamanız lazım. Sizin kurtardığınız canlar bunlar. Peki benim sorum size şu. Bu bütün bunların hepsine şahit olan, bunların her birini yaşayan bu vatandaşlar devletine karşı maalesef adına çünkü hükümet ya da iktidar demiyorlar. Onlar olayı topyekün yani devlet olarak değerlendiriyorlar. Halbuki siz de devletsiniz, ben de devletim yeri geldiğinde. Yani iktidarı devleti suçladıkları için ben bu sistem değiştiğinde Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Parlamenter sistemi tekrar sandıklarda hak ettiği, Türkiye'mize hak ettiği, benim ve sizin evlatlarınıza hak ettiği geleceği sağlamak için bu parlamenter sistem mücadelemizi kazandığımızda, o güneş Türkiye'ye doğduğunda, biz sandıkta gerekli başarıyı gösterdiğimizde ben bugün bunlara maruz kalan vatandaşımın tekrar devlet güvencesini, bana güven duymasını bu sarsılmış ortamdan, bu sarsılmış psikolojiden tekrar nasıl sağlayacağım? Hem de afet bölgesinde onları yaşatırken bir daha başlarına bir iş geldiği zaman ben gerekli tüm önlemleri almama rağmen liyakati, nizamiyeti, ya bir çadır kent yapıyorsunuz, aralarında yangın yolları yok. Yani yan yana bitişik nizam tıkış yapmışsınız. Yani Amerika'yı keşfetmeye gerek yok ki. Yoksa yeterlilik, alın bakın başka yerde örnekleri var. Başka milletler başka felaketlerde ortaya bir meydan koymuş, sığıya koymuş, yemekhane koymuş, araya yangın yolları koymuş. Bunların hiçbirini yapmıyorlar. Ben bu vatandaşıma bütün bunları sağlamama rağmen onlardaki bu psikolojik travmada bana olan güvensizliği nasıl bertaraf edeceğim? Çok kolay. Yani insanların en çok baktığı şey bir, dürüstlük. İkincisi de tutarlı olmak. Yani bugün söylediğinle yarın söylediğin benzer olacak. Bugün söylediğini yarın değiştiriyorsan o artık kayıt oluyor işte. Sosyal medyada orada burada insanlar onu görüyorlar. Hani eskiden biraz daha hani insanları böyle siyasi söylemlerle işte bir şeye yönlendirmek daha kolaydı. Bugün biraz zorlaşıyor. Yani siyasiler de insan yani. Sonuçta tanrı falan değiller. Hata da yapabilirler. Güzel şeyler de yapabilirler. İnsanlar ikisini de duymak istiyor. Yani
ben filanca konuda hatalıyım, şöyle olsa daha iyiydi. Benzer bir durum olduğunda bir daha buna dikkat ederim, yapmayalım. Ya da iyi yaptığım şeyler de vardır. Şu konuyu böyle planlamıştık, iyi ki de planlamışız, güzel oldu. 3-6 ay, en fazla bir yıl. Bir yıl bile uzun, 6 ayda hemen o güven sağlanır. Yani insanlar bir, ne bileyim, 40 yıl, 50 yıl önceki kadar şey değiller. Özellikle 30 yaş altı gençler için bunu daha net söyleyebilirim. Yani çok zekiler, her şeyin farkındalar. O yüzden hani bizim insanımız da biraz şey, yönlendirmeye açık. Yani eğer onu yöneten lider içsel olarak iyi durumdaysa, ruhsal olarak, o hemen ona geçiyor o duygu. Yani ben bir şeyleri düzeltmek, ülkeyi düzeltmek ya da dünyayı düzeltmek gibi bir duygum, hedefim varsa önce kendi iç dünyamdan başlayacağım. Yani kendime dürüst olacağım. Hani başka insanlara zaman zaman yalan söyleyebiliriz. Ama kendime diyeceğim ki ben burada hata yaptım. Kendimize bunu yaptıkça bir süre sonra bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Dışarıdaki insanlara da dürüst olmaya başlıyoruz. Yani sürekli dürüstse, yalan söylemiyorsa ya da az yalan söylüyorsan zaten önceden ne söylediğini hatırlamana gerek yok. Zaten doğruyu konuşuyor. Ama yalan söyleyen biri acaba ben dün ne demiştim diye düşünmek zorunda. İkincisi, hani biz diyoruz işte liderleri eleştiriyoruz mesela. İşte filanca lider şöyle, öbürü böyle. Onları sonuçta biz seçiyoruz. Yani onlar bizim yansımalarımız. Biz halk olarak lider eleştirmeden önce kendimize bakacağız. Benim nasıl bir iç dünyaya sahibim de ben bu lideri seçtim. Yani o lider uzaydan gelmedi. Ben seçtim. O zaman ben kendimi değiştirirsem ya seçtiğim lideri değiştiririm, başka birini seçerim. Ya da seçtiğim lider kendini güncellemek zorunda hisseder. Çünkü benim artık ondan beklentim daha farklı. Daha dürüst, daha çalışkan, daha tutarlı. Öyle bir şey istiyorum. Yani bunu insanlar, sivil toplum örgütleri ifade ettikçe o zaman biraz daha işler yoluna girer diye düşünüyorum. Bilmiyorum, soruyu cevapladım mı? Çok net cevapladınız. Bugün sadece depremzedelerimizin, bu afetlere yakalanan halkımızın değil, benim şahsımın, biz siyasetçilere de ışık tutunuz hocam. Bize iyi geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Ben çok faydalandım. Evet, bir yerde terapi gibi oldu. Azıcık içimde biriktirdiklerimi de sizlere hem yarı sual şeklinde, sual kisvesi altında ama bir taraftan da böyle bir terapi havası içinde yaptık. Benim için hiç böyle uzun süredir düşünmediğim sorular geldi. Böyle bir şaşırdım. Sizi de tebrik ediyorum. Siz de psikolojiyle bayağı ilgilisiniz. Yani estağfurullah hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir program oldu. İyi ki varsınız. Tekrar bütün milletimizin başı sağ olsun. Tekrar bu 100 yılın Türkiye'sinde yaşadığımız bu yasın, bu felaketin, bu acıların bir defa bir daha tekrarın olmaması dileğiyle, gerekli önlemlerin alınması dileğiyle sizlerle de bir daha inşallah bu formatta bir program yapmak durumunda kalmayız. Başka platformlarda başka konu başlıklarıyla bir arada oluruz diye temenni ediyorum Timur Hocam. Sizin izleyicilerimize, takipçilerimize son sözlerinizi almak isterim. Son sözlerim şey olsun. Ya biz hani önce kendimize, sonra da yakın çevremize sahip çıkalım. Psikolojimizi bozmamaya çalışalım. Bozuksa da ruhsal durumu iyi olan kişilerle sohbet edip kendimizi onarmaya çalışalım. Üzüntü bağımlılığından da uzak duralım. Bunları önerebilirim. Çok teşekkür ederiz. Evet, kıymetli, değerli izleyiciler. Bu programımızın da sonuna geldik. İyi Parti, vizyoner, yenilikçi, sorunları ortaya koyan ama çözüm önerileriyle ortaya koyan politikaları ve anlayışlarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Lütfen İnsanlık Sohbetleri programından, İyi Parti'nin tüm projelerinden, bizlerin sizlere ulaştırdığımız yayın mecralarını takip etmekten lütfen geri kalmayın. Bizleri takip edin, bizleri inceleyin, bizleri irdeleyin, bizleri eleştirin. Bizim bu yapıcılığımızda bizlere ışık olun lütfen.
Yepyeni bir programda önümüzdeki ay yepyeni bir konu başlığıyla inşallah bu sefer bu tip felaketlerin konu olmadığı yeni konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler.